Haftanın Renginden herkese merhaba. Bugün başarılı film yönetmeni ve senarist Reis Çelik'le birlikteyiz. Reis Bey, ilk filminiz 1995 yılında vizyona giren Işıklar Sönmesin. Bu senede Ölü Ekmeği adlı son filminiz yine izleyiciyle buluşmak üzereydi ki pandemi araya girdi ama pek çok festivalde gösterildi ve ödüllere de değer görüldü. Ben sizin ilk filminizden bu yana sinemanızı biraz konuşmak istiyorum. Ağırlıklı olarak politik filmler çekiyorsunuz. Biraz Reis Çelik sinemasını sizden dinleyebilir miyiz? Amacınız neydi? Vermek istediğiniz mesaj neydi? Uzun zaman geçmişti. Şimdi düşünüyorum 95 yılı, 25 yıl olmuş. Daha önce gazeteciydim ben. Orta Doğu'da daha çok o savaş bölgelerinde muhabirlik yapıyordum. O dönemlerde gazeteci olarak tanık oluyorsunuz birçok olaya. Ama o gazeteye getirip yazdığınızda istediğiniz gibi olmuyor. Ben öteden beri sinema yapmak istiyordum zaten. Artık bir noktaya geldi ve ben artık gazeteciliği bırakıp şu sinema yoluyla anlatmak istediklerimi anlatma noktasına geldiğimde bıraktım gazeteciliği ve ilk proje işte Işıklar Sönmesini. Aslında ilk proje Deniz Gezmişleri anlatmak istiyordum ama Meral Şimşek bir gün gelip bir öykü söyledi bana. Dedi ki, ya böyle bir şey var, para da buluruz buna. Buna senaryo yazar mısın? Yazarım dedim ve Işıklar Sönmesini yazdık. Yani biraz ticari kaygılar mı öne çıktı ilk filmde? Yok, tam da anlatmak istediğim bir şey oldu. Çünkü Türkiye'de o güne kadar Kürt kelimesini kullandığınız zaman bile 15 yılda yargılanıyorsunuz. Hı hı, evet. Ben gazeteci olarak tanığım bu ülkenin bütçesinin büyük bölümü kendi topraklarına bomba, silah kullanmakla geçiyor ve ne mecliste, ne gazetelerde, ne televizyonda bir gram bunun konusu geçmiyor. Yani bu konu tartışılmadan, bir ülke gündemine en önemli sorununu almadan nasıl aşacak diye şeyim vardı. O anlamda hemen o projeyi öne çektik ve oturdum, ben öyle bir senaryo yazdım. Cemal Şam bir öykü yazmıştı Ferdi ile beraber. Onu ben senaryoya dönüştürdüm. Çekmeye niyetlendik, hazırlandık ama koşullar bugünkü gibi veya da dünkü gibi değildi. Çünkü böyle bir filmin çekilmesine izin alamadık. Evet. Arzu Film yapımcıydı. Gittiler, genel kurumayla görüşelim dediler. Bir tane light bir senaryo yazdık onları şey yapmak için, sakinleştirmek için. Kovmuşlar bile şeyden. Genel kurmayda Çevik bir o zaman genel sekreter böyle bir film çekilemez demiş ama biz kararlıydık. Gittik Anadolu'nun gizli yerlerinde. Onlar bizi kovaladı, biz onları kovaladık. Mağaralarda kaldık. Aylar bir yanda uyurken biz bir yanda film çektik. Filmlerin bobinlerini yıkatmak için gizlice Almanya'ya gönderiyordum. Sinema, evet, öncelikle insanların eğlenme, öğrenme, keyif alma ve bilgilenme şeyidir ama zaman gelir ki sanat bazı görevleri üstlenmek zorunda kalır. Bir derdi vardır, bir derdi meselesi vardır. De vardır. Olmalıdır da. Benim de sinema yap bakışım zaten oydu. Yani halen de aynı mantıkla gidiyorum. Ben toplumun kendi gerçekleriyle yüzleşmeleri üzerine bir film yapma aklım var. Öyle kuruyorum. Çünkü toplumlar ve insanlar kendileriyle yüzleşmediği takdirde kendisini yenilemez ve toplum yenilenemez. Evet. Konuşmamızın başında işte o zamanki şartlar böyle değil dediniz ama bugün acaba mesela o zaman Kürt kelimesini kullanmak, işte bir Kürtçe bir türkü filmde kullanmak hassas konuymuş. Şimdi de başka hassas konular var aslında. Yani bugün daha özgür bir sinemacılıktan bahsedebiliyor muyuz yoksa hassasiyetler mi değişti?
Şimdi devletler var olduğu sürece baskı ve sanatın üzerindeki durdurma ve sansürleme mantığı hiçbir zaman kaybolmaz. Çünkü devlet anlayışıyla sanat birbirine ters orantıda çalışan şeydir. Sanat karşı çıkma eylemidir. Söylenmeyeni söyleyen, yapılmayanı yapan. Muhalif. Muhaliftir yani sanatın doğuşu muhaliftir. Sanat her gelişmiş dev, yani Sovyetler Birliği'nde sosyalizm vardı ve orada da sanatın önünde önemli engeller vardı. Evet. Yani dün baktığım zaman 1980'li yıllarda ki devlet biçiminin engelleme veya da baskı kurma metodunun başka bir boyutunu biz bugün yaşıyoruz. 40'larda yaşadık, 30'larda yaşadık, 60'larda yaşadık, 50'lerde yaşadık. Yani sanatın Türkiye'deki tarihi geçmişine baktığınız zaman sanatın hiçbir zaman kendi başına özgür olduğunla şey yapamazsınız. Devlet anlayışıdır bu çünkü. Değişmeyen bir kavramdır. Bugüne geldiğimizde bakıyorsunuz herkes her şeyi yapabilir gibi gözüküyor. Aslında hiç kimse hiçbir şey yapamıyor. Çünkü çok basit bir denkleme gelirsiniz. Ne bileyim televizyonda politik şeyleri eleştiren, komedi yapan bir komedi bir Levent Kırca'ya bile rastlayamazsınız. Oysa baktığınız zaman daha özgür bir televizyonlar var, şunlar var, bunlar var ama kimse yasaklamıyor, deniyor. Ama böyle bir projeyle bir televizyon firmasına gittiğinizde kabul görme olasılığı çok düşük ya hatta. İşte diyor ki bunu yapamayız hocam evet. Biz. Şimdi düşünün, ışıklar sönmesin o kadar ilgi görmüş ve Tuncel Kurtiz'in ışıklar sönmeyecek lo diye bağırması halen daha insanların belleklerinde duran bir şeydir. Acaba televizyonda siz o filmi kaç kere izlediniz? Arkasından dediğiniz gibi yani niçin sinema yapıyorsun? Sonra baktım ki yani bu ülkede herkes Kemalist olmuş, devrimci olmuş, laik olmuş, efendim haklardan bahsediyor, şu ediyor, bu ediyor ama deniz gezmişleri asma nedenine baktığımız zaman Amerika'nın diretmesiyle, intikam alma duygusuyla bu genç insanlar, bu ülkenin tam bağımsızlığı için mücadele vermiş insanları bu ülke astı. Ve o mecliste bir gün kalkıp da onlar ya biz bu insanlara haksızlık ettik. Bu 24-25 yaşında, 20 yaşındaki insanları astık. Bunlar bunu söylüyorlardı zaten gibi bir yüzleşme olmadı. Bir anda baktık ki başka bir şeye dönüşmüş olay. Yani deniz gezmişler kaosun Amerikan emperyalizmi dediği için asıldı. Mahir Çayanlar öyle vuruldu. İbrahim Kayalar öyle gitti. Nazım Hikmetler öyle acılar çektiler. Ama dönüp dolaşıp baktığında yine aynı devlet kafasının hiç değişmeyen bir kategoriyle devam ettiğini görüyorsunuz. Evet. Yeni Türkiye sinemasını konuşmak istiyorum ama öncesinde sizin filmlerinizden yola çıkarak biraz siz hep politik kaygıları olan, işte mesajları olan filmler yaptınız. Peki Türkiye'de politik filmleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni sinemada yapılabiliyor mu? Başarılı buluyor musunuz? Böyle kaygılar var mı? Aslında bütün sanatın yapısında ben politik bir yapı görürüm. Hı hı. Özünde var diyorsunuz. Yani özünde var. Örneğin çok eleştirirler ama ben hiç eleştirmem. Recep İvedik diye bir seri vardır. Bana göre çok politik bir tavırdır. Çünkü bu topluma hangi formatta insan yapısı olduğunun fotoğrafını gösterdi. O Recep İvedik kalktı bir ayna tuttu bu topluma. Dedi ki bakın siz böyle davranıyorsunuz aslında kendisi davranarak. Ben bunun çok politik bir şey olduğuna inanıyorum. Çok politik bir kavram yani. Ve o insanlar da kendisini görmekten, kendisini o halde tanımlanılmasından çok keyif aldılar. Çok eğlendiler. Politik kavram, politik sinema diye bir kavram da pek şey değil bana göre. Yani bir insanın kendi derdini anlatması kavramıdır. Örneğin, İnat Hikayeleri diye bir film çektik. Bana göre çok politik bir kavramdı.
Ama gittik orada Çıldır'da terekemelerle doğaçlama bir hikaye çektik Tuncel Kurtiz'le. Anadolu'dan öğrendiklerimizi onlarla birlikte paylaşarak hikaye nasıl yazılır, hikaye nasıl üretilir'i gösterdik. Yani sizin cahil diye tanımladığınız o köylülerin aslında hiç de cahil olmadıkları, bu kadar öyküyü, destanı onların yarattığını, bu kadar türküyü onların yarattığını, Pir Sultan da bir cahildi onlara göre. Aşık Veysel daha bir cahildi, okuma yazması olmayan bir cahildi. Yunus Emre de öyleydi. Ama baktığınız zaman bütün öğrendiklerimizi de onlardan öğrenmiş olduk. Nazım Hikmet'in bir şiiri vardır, Türk Köylüsü diye. O kitapsız öğrenip topraktan bilendir. O Yunus'a bir çaredir, baştan aşağıya yaredir. Ağu içer su yerine, fakat bir dert anlayan düşmeye görsün önlerine diye giden bir şiiridir. Topraktan öğrendik. Şimdi bu da bir politik bir kavramdı. Yani Tuncel Kurtiz'de biz gidip böyle bir film çekerken de bizim tekrar kendi günümüzün modern bakışından, modern dünyadan bakarak tekrar o toprakların sesine çok uzaklaştık. Oraya gidelim ve oradan tekrar kaynaklanalım, beslenelim kavramıdır. Çünkü bütün Aziz Nesin'in zamanına yetiştim ve yanında çok olma şansını buldum. Aziz abi derdi ki, çocuklar her aydın denince benim bütün ampullerim sönüyor derdi. Dedim Aziz abi niye diyorsun, sen de bir aydın değil misin? Bak aydınlar dilekçesi imzaladın. Hayır dedi, bizim bir yanlışımız var dedi. Aydın okuyan, geliştiren kendisini ve hızla yürümeye başlayandır. Bir anda kimin aydınıdır? Yaşadığı toplumun aydınıdır. Onu bir yere taşıma savaşındadır. Bir anda öyle bir noktaya gelir ki aydın, o kadar hızlı yürür ki geriye dönüp baktığında ya ben birilerinin önünde yürüyordum ama göremiyorum kimin önünde yürüyordum dediği zaman o toplumla bağ kopmuştur. Onun tekrar başa dönmesi gerekiyor. Çok güzel. Bana göre başa dönmemiz gerekiyor ve şimdi bakın size çok enteresan bir şey söyleyeyim. Ben 11 yaşımdan beri Türkiye'deki sol dünyanın içerisinde, sosyalist hareketin içerisinde yer aldım. Bugün geldiğim, 60'a yaklaştığım bir yaşa geldiğimde söylediklerimize bakıyorum. Biz emperyalizmden bahsettik. Kültür emperyalizminin kültürümüzü yok edeceğinden bahsettik. Kaynaklarımızın şöyle şöyle olacağını, dünyanın bu kapitalist dünya tarafından doğasının değişeceğini, her ne söylediysek hepsi doğru. Hepsi hayata geçti. Bugün bizim söylediklerimizi, o dünyanın, o gençlerin, hatta o zamanın ülkücüleri de aynı şeylere katkıda bulunuyorlardı. Onların da söylediklerimizin hepsi gerçek oldu. Bugün devletler, Amerikan emperyalizminden bahsediyor, Cumhurbaşkanı'ndan, muhalefetinde hepsi. Emperyalist dünyadan bahsediyorlar. Ama bunu söyleyen, bunun için iplere giden, vurulan, öldürülen insanların desteklediği halk halen daha kalkıp da yürümeye başlasalar işte %1'e yakın bir anca oy alabiliyorlar. Evet. Peki bu çelişki neyin çelişkisidir? Yani hem doğruları söyleyeceksiniz, hem bu söylediğiniz doğrular herkes tarafından onaylanacak. Ama siz topluma gittiğiniz zaman, biz de varız dediğiniz zaman sizi desteklemeyecekler. O zaman Aziz Nesin dediğine mi geliyoruz? Şimdi burada çok mu hızlı yürüyor demek aydınlar? Demek ki bir, kendi yaşadığım yaşamdan yola çıkarak bakıyorum. Bir, halk denilen kavramı biz çok tanrılaştırdık. Halk, oysa bütün dünyada halk biçimi aynıdır. Halkın değişme oranı, halkın refleks hareketi neye bağlıdır çok doğru sentezlememiz gerekirdi. Yani o gençlikle sentezleyemedik tabii. Biz zannettik ki biz bunları söylediğimiz zaman bizim peşimizden geliyorlardı. Ama nasıl geliyorlardı? Çünkü onları gecekondu yapıyorduk. Migros arabalarını çevirip o halka dağıtıyorduk. Filan yerdeki zengin adamın parasını alıp ona köroğulluk yapıyorduk. Ne zaman halkın çıkarları bitiyorsa sen o zaman
fonksiyon olarak yoksun. Tabii. İktidarlar da öyledir. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 20 yıllık iktidarı niye sallanıyor? Çünkü başta sunduğu, verdiği insanlara birebir cebine koyduğu şeyler azalmaya başladı. Kaynaklar. Onlar çoğalsın, inan tekrar çoğalsın. Çünkü demokrasi aramaz. Aramıyor halk. Önce bir yere ekmek. Kadar önce ekmek arıyor. Şimdi bu gerçekler bana her zaman sinemada da bu doğru yüzleşmeleri yapmak üzere konmuş. Örneğin Lal Gece'yi gittik çektik İlyas Salman'la. Evet, çok da güzel bir filmdi. Bu ülkede herkes işte çocuk gelinlere karşı, işte genç yaşta evliliklere karşı ama size iddia ediyorum, ben dahil, bu ülkenin %70'e yakını çocuk evliliklerin anneleri ve babalarıyla hemhal olmuş bir toplumdur. Ve halen daha yürümektedir bu. Peki biz bu gerçeği, bu gerçeği, işte kadın sığınma evleri kuralım, onları oraya kapatalım, iki genç evlilikler yaptılarsa düğünü basalım. Yani marjinalleştirerek, palyatif, hayatımızdan çıkararak. Palyatif çözümlerle evet. Göz boyamaya çalışıyoruz. Evet. Bugün toplumda bakın çok yine büyük cinayetler işlendi ve kadın cinayetler işleniyor bu toplumda. Ve çok değerli mücadele eden kadın hareketleri var. Bakıyorsunuz ki bir grup doğru tespitler üzerinden konuşuyor. Çünkü bunun bir sistem meselesi olduğunu tartışıyor. Ama büyük bir bölümü sadece göstermelik bir palyatif çözüm üzerinden gidiyor. İşte sadece iki gösteriyle. Oysa mesele bir toplumsal meseledir. Bir sistem meselesidir. Bir din meselesidir. Bakın Engizisyon 1400'lü yıllara geldiğinizde kadının insan olarak kabul edilmesini yasaklamış. Hı hı, evet. Yani din denilen kavramın kadını hangi boyutta gördüğünün resmini çiziyorum. 2000-3000 yıllık Musevi dininde kadının yeri yok. İslam dininde kadının yeri belli. Peki biz neyi bekliyoruz? Yani Diyanet kalkıyor bir şey söylüyor. İşte şu kadının erkeğe hizmeti cennetliktir diyor. Dininin emrettiğini söylüyor. Adamı yermenin bir manası yok. O zaman neyi tartışmamız gerekiyor? Topyekun başka bir sistemi tartışmamız gerekiyor. Eğer doğru bir sistem kurduğunuz zaman, doğru bir adalet sisteminiz olduğu zaman Kürt meselesi de o zaman ortadan kalkar. Kadın veya erkek meselesi de o zaman ortada kalkar. O hepsi ortadan kalkmış olur. Bu politikanın 100 yıldır insanlara taşıdığı dünyadaki iktidar politikalarının, iktidara gelme politikasının insanlara taşıdığı bu vaatçı kültür mantığının artık değişmeye başlaması gereken bir çağa geldik. Bu değişmesi gerekiyor. Yani bugün gecekondularla İstanbul ve büyük şehirler anası bellenmişse politikacıların küçük vaatleriyle oluşan şeylerdir. Veya iktidarın memelerini emmek isteyen müteahhitler topluluğunun iktidar olma savaşıdır. Halkların iktidar olma savaşı değildir. Sadece onlar oradan da bize bir pay düşer mi diye. Evet. Tabii ben böyle çok aykırı baktığım için aykırı da düşünüyorum. Sizin bu bakış açınızdan sinemanızı da anlamış olduk zaten. Sinemayı da böyle düşünüyorum evet. Ben. Evet. Yüzleşme kültürü. Evet. Reis Bey, son dönem Türk sinemasından bahsetmişken biraz da size gelen o senaryoları konuşmak istiyorum. Genç sinemacıların, işte sinemacı adaylarının ya da gönderdikleri senaryoları içinde bulunduğunuz dernek vasıtasıyla sinema yazarları... Ben Sinema Film Yönetmenleri Derneği'nin başkanıyım. Başkanısınız. Başkanı olduğunuz dernek vasıtasıyla diyeyim o zaman. Okuyorsunuz, inceliyorsunuz. Ne görüyorsunuz? Şimdi, tabii incelemeyi nerede oluyor? Çeşitli jürilerde oluyorsun. İşte film festivallerinde jüri oluyorsun. Veya da en son TRT'nin çok da iyi bir şey yaptılar. 12 Punto diye bir evet. Fon kurdular ve orada sinemanın alttan gelen şeylerini ortam açtılar. En son şeye katıldığımda jürisindeydim, ön jürisinde 148 tane senaryo okudum.
Onun dışında da çok genç arkadaşlarımız, işte biz de artık yaşlılar sınıfına yavaş yavaş geçtiğimiz için işte Nuri, ben, işte Mehmet Er Yılmaz, işte benzeri arkadaşları getiriyor. Hocam şuna bir bakın diyorlar. Onun için de yine alttan gelişen büyük bölümünü okumuş ve bakmış oluyoruz. Size en basitini söyleyeyim. O TRT'nin 12 puntoya gönderilen projelerinde 148 proje vardı. Ve bunların tutup oranlamalarını tek tek hesaplayarak söylediğim için, yaptığım için söylüyorum. Yaklaşık %67'si senaryoların özeli birbirine benzer yanı şu. Bir iç hesaplaşma, ailesiyle hesaplaşma, memleketine girip özünü arama üzerine kurulu. Çok ilginç. Bu benim çok ilgimi çekti. Evet. Hatta akademisyenlere söyledim. Dedim ki ya bu bir inceleme konusu. Yani. Kesinlikle. Ve gelen filmler, çekilen filmlere de bakın. Yani özellikle aşağıdan gelen genç neslin çektiği filmlere bakın. Hep iç hesaplaşma üzerine kurulu ve hep kendisini arama üzerine kurulu filmler. Demek ki kendisine karşı bir yabancılaşması var ki kendisini arıyor. Toplum kendisiyle yabancılaştı. Hı hı. Burası bir. İkincisi... Aidiyetsizlik. Festivaller, dünya festivalleri ve dünyadaki sinema yazarlığının büyük bölümü. Bir anlamda manipüle ettiler bunu. Bunun da çok büyük etkisi. Daha özgür yazma kavramını da manipüle ettiler. Yani... Ha böyle filmler destek alıyormuş. Böyle filmler Cannes'da ödül alıyor. Oysa örneğin Nuri Bilge'nin filmini biraz daha dikkatli izlese, Yılmaz Güney'in filmlerini biraz daha detaylı baksa, aslında olayın o kadar basit bir şey olmadığını görecek de, tabii. Hazırcı bir topluma doğru yöneldik. Çok iyi anladım. Her şeyde hazır, böyle hazır lokmalar ve hazır reçeteler oluşturulmuş. Buradan festivale yürüyebilirim. Anladığım yeni sinemacıların festivallere dönük senaryo yazdığı ve projeler hazırladığı şeklinde bundan bahsediyorsunuz. Peki neden böyle güdükleşti? Daralmasının en önemli nedenlerinden birisi festival yönetimleri ve bir kısım sinema yazarlığı dünyada bir koloni oluşturdu bunlar. Ve yaklaşık birbirlerine yakın filmleri seçiyorlar ve birbirlerine davet ediyorlar. Böylesine tuhaf bir şeye dönüştü, sektöre dönüşmeye başladı. Evet. O sektör aynı zamanda bir geçim kaynağına da dönüştü. Festivallerle yaşam kurma şeyine. Bu da ister istemez... filmlerin de o festivallere göre kendisini ayarlama şeylerini oluşturmaya başladı. Özellikle aşağıdan gelen genç sinema kendisini bir anda o Cannes'da görmek istiyor. Berlin'de görmek istiyor. Tokyo'da görmek istiyor. Onun formülünü bulmaya çalışıyor. Diye bu bir etmenlerden birisi bu. İkincisi Türkiye'deki sinema bütçeleri düşük bütçeler. Yani diğer devletlerin bağımsız sinemaya verdiği katkıya baktığımız zaman Türkiye onun yanında çok çok küçük kalıyor. Somutlaştırırsak şöyle düşünelim. Fransa'nın geçen yılın rakamlarını söylüyorum. 2019. Bu senede yaklaşık aynı şeyler yükseliyor bunların hepsi. Fransa 870 milyon euro ve 2020'de 1 milyar geçeceği hesaplanıyor. Sadece sinemaya verdiği, sinemanın üretimine, dağıtımına verdiği destek. Evet. Almanya 600-700 milyon euro civarlarında. Daha önceki hafta açıklandı. Romanya, takip ediyoruz çünkü biz bunlar ne oluyor diye. Romanya 7 milyon nüfuslu bir Avrupa'nın en fakir ülkesidir. 15 milyon euro yanılmıyorsam şey açıkladılar. Destek vereceğini açıkladılar. 7 milyon nüfusu var ve 15 milyon euro destek açıklıyor. Onu da geçiyoruz. Litvanya 2 milyonluk bir ülkedir. Ve o da Kasım ayında açıkladı ne kadar yeni destek vereceğini.
7 milyon euro destek vereceğini açıkladı bağımsız sinemaya. Bak 2 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. Türkiye dev bir ülke, ekonomisiyle de birçok Avrupa ülkesinin önünde bir ülke. Potansiyeli de ve dünyadaki sinema festivallerindeki başarısı da çok yüksek bir ülke. Türkiye'nin devletinin, ki o da rüsümlardan gelen geliri bağımsız sinemaya pay edip destek olarak veriyor. O da olumlu bir şey, ayrıca çok önemli bir şey. Türkiye'nin destek miktarı da en yüksek 10 milyon euroya çıkmış şimdiye kadar. Yani 1 milyar euroluk bir Avrupa, Fransız sineması, 600-700 milyonluk Alman sineması, diğerleri de yaklaşık o Hollanda 70-80 milyon euro para ayırıyor. Türkiye'nin ayırdığı şey de bu. Çünkü çok biz, özür dilerim, lafınızı bölüyorum. Tam da bu nedenle demek ki şimdi anlayabiliyorum. Romanya'da verilen destek her geçen gün artıyor olacak ki Romanya sineması son dönemde çok güzel filmler çıkarıyor. Evet. Benim en çok dikkat ettiğim son dönemde Romanya sineması işte örnekleri. Yani şahane filmler çıkıyor. Bakın İran'a bakın, Romanya'ya bakın, Çin'e bakın. Tabii. Bir eksiğimiz var bizim bu konuda. Zaman zaman 20 yıllık AK Parti iktidarı bunu dile getiriyor, kendi arızasını. Çünkü eskiden de arızaydı, şimdi de eskiden güzeldi de şimdi şey olmadı. Şimdi daha çok açık veriyor. Diyor ki biz bir kültür konusunda bir eksiğimiz var, yapamadık. Bir tek sen değil ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kültür konusunda bir şey yapamadı. Ama Reis Bey, yani bir kıyaslama yaparsak, yani şu dönemdeki ortam gibi, yani hiçbir şeyin yeşermediği, işte devlet desteğinin olmadığı, sansürün arttığı... Bunu tartışacak yanımız yok ki. Yani bu şu andaki, açık ortada olan bir şey. Evet. Ama itirafı şey yapıyorum, söz ediyorum. İtiraftan bahsediyorum. Yani bir devlet anlayışından bahsediyorum. Niçin bunu söylüyorum? Şundan dolayı söylüyorum. Devlet anlayışları, siz dünyada var olmak istiyorsanız, siz dünyada algı operasyonlarını yönetmek ve içerisinde bulunmak istiyorsanız, bu oyunların içinde bulunmak istiyorsanız, bunu tek yapacağınız kaynak vardır, sanattır. Bakın dünya, Hollywood'u Amerika nasıl yaratmış, araştırın, inceleyin, bakın. Amerika bizzat Sovyetler Birliği'ndeki sanatın dünyada algı operasyonlarını değiştirdiğini görünce çağırıyor CIA başkanlarını. Diyor ki şu kadar para veriyorum, bütün yönetmenleri al, buraya getir ve niçin yapıyor bunu? Çünkü devletler sanatı, özellikle sinemayı stratejik alan olarak kabul ediyor. Evet, ve onun üzerine yatırım. Onun üzerine yatırım. Yani Fransa durup dururken 1 milyar dolarını, eurosunu sinemaya yatırma keyfinden değil, çok sanat düşkünlüğünden değil. Sanata düşkünler doğru ama stratejik alan kabul ediyor. Çünkü dünyada algı operasyonları onunla yürüteceğini biliyor. Bugün tartışmalarda izliyoruz. Efendim falan tarihte Amerikan filmlerinden bilmem nenin yaptığı gibi dünya bilmem neye dönüştü diyor. İşte bu böyle yönetiyorlar. Şöyle diyelim mi? İsterseniz ideolojik aygıt olarak görün, yeter ki yatırım yapın sinemaya, sanata, her türlü sanat dalına. Devletler sanatla ayakta dururlar, evet, ve varlıklarını sanat üretmişlerse sürdürebilirler, yoksa yokturlar. Hiçbir devlet tanımlayamazsınız bana, geriye sanat bıraktığı sanatın dışında neyle tanımlıyoruz, bulduğumuz bir şey yok ki. Evet. Az önce bu genç sinemacıların projelerinden konuşurken büyük bir oran, hatta %67 gibi bir oran da verdiniz. Onu hesaplamışsınız. Daha böyle iç hesaplaşmalar, evet, kökünü bulma dediniz. Onun dışındaki hikayeler ilginizi çeken, hani içinde yaşadığımız dönemi böyle farklı bir yolda, daha böyle sanatsal güzel bir yolla anlatan hikayeler aklınıza kalan? Var tabii. Yani son dönemlerde izlediğimiz filmler var. Genç sinema farklı bakıyor şeye, yani yorumlamaya farklı bakıyor. Klasik bir tavrın dışında bakarak yorumlamaya çalışıyor şeyi. Günümüzü yorumlamaya çalışıyor. Yani işte geçen son Antalya Film Festivali'nde izlediğim
filmler içerisinde genç sinemanın örnekleri vardı. Bunlardan bir tanesi Hayaletler, bir tanesi Kumbara. Benzer ilk filmlerini çekmişler ve çok başarılı bulduğum şeyler. Evet. Niye? Çünkü bugünün mantığıyla, bir genç insanın mantığıyla zamanını yorumlamak istiyor, yorumlamaya çalışıyor. Şimdi bu konuda bu daralma biraz da bütçesizlikten kaynaklanan bir şey. Yani şöyle oluyor sinemanın son hali. Kültür Turizm Bakanlığı'nın Sinema Genel Müdürlüğü'nden aldığı bir destek, diyelim ki 800 bin lira. Bu destekle o filmi kurtarmaya çalışıyor. Evet. Oysa o filmin bütçesi bakanlığa sunduğunda onun iki katıydı. Öyle sunmak durumunda. Peki ne yapıyor? Azaltıyor. Hikayeyi daraltıyor. Daha az maliyeti, çünkü çok pahalı bir şey sinema. Yani bir Amerikalı'nın düşük bütçeli, yani en alt sınıftaki film dediği şey 5 milyon, 10 milyon dolarlık bir bütçeyle çekiliyor bağımsız filmler Amerika'da. Bizde ise 100 bin dolarla çekiliyor, evet, bağımsız filmler. 100 bin dolar, 100 bin dolara siz ne teknik ekibi kuramazsınız. Neyi anlatabilirsiniz? Çok başarılı, yine de çok başarılı buluyorum bu şeyi. Bizim bu hikayelerimizi zayıflaştırma, küçültme kavramını kurtarmamız için yapımcılık sektörünün biraz güçlenmesi ve kalkınması gerekiyor. Evet. Yani sadece devletten siz fon alarak yaparsanız o zaman otokontrol, otosansüre girersiniz. Otosansür tabii. Fonunuzu ister istemez ben de, ona göre hikaye ayıracaksınız. Ben bile bu kadar aykırı, bağımsız düşünen bir insan olarak eğer devlet kapısına gönderiyorsam senaryomu, biraz usturuplu yazıp çizmeye de ister istemez özen gösterirsiniz. Otosansürde böyle bir şey zaten tabii. Yani o fonun kurulmasında en büyük çalışanlardan biriydim. İlk defa Lal Gece'yi gönderdim kurula 2011 yılında. Dediler bundan film olmaz, destek vermediler. Hayatımda ilk defa işte bu son çektiğim filme bir destek aldım. Dursun Akçam'ın Ölü Ekmeği hikayesi. Evet. Dursun amcaya sözüm vardı, bir yakın köylümdür. Onun adını kullanarak, ondan esinlenerek bir film çektim. O anlamda bakanlıktan ilk defa destek aldım. Siz bu konuda biraz eleştiriliyorsunuz ama yani bunda anlaşılmayacak bir şey yok dediğiniz gibi. Yani destek olmadan hani biraz... Yapamazsınız. Yapamazsınız yani. Bunda eleştirilecek bir şey pek ben göremiyorum. Çünkü sinema yapmak istiyorsanız... Ödün vermeden ama destek de almak destek gerekiyor. Destek yapamazsınız. Mutlaka. Sinema, öyle bir sinema yok. Evet. Yani Lal Gece'yi çekerken bir Günaydın'dan, kooperatiften kalma bir evim vardı, onu satıp Lal Gece'yi çektik. Nasıl bir aşk bu? Sinema yani, aşkı. Çünkü başka türlü şansınız yok. Öyle bir size yatırım yapacak yapımcı yok. Evet. Televizyonlar sizin filmlerinizi almak için yarışmıyor. Evet. Çünkü Netflix var, farklı platformlar var. O platformlar sizce sinemacıların önünü açtı mı yoksa daha mı tek tipleştirdi? Şimdi orada da yani tabii ki o da bir bir kapı, yani sonuçta film üretmek istiyorsan o da bir kapı. Çünkü iyi projeler götürüp oradan geçirebilirsin ama bu sefer de onların kendi politik çizgilerinin dışına çıkamazsın. O da sana empoze ediyor, şunu, 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 şunu ön planda tutacaksın. O zaman senin projene ben bakacağım diyor. Evet. Yani kim hakimse odur hakim. Evet. Onun için bağımsız sinema dediğimiz kavram öyle çok bağımsız bir sinema değil. Olamıyor. Olamaz. Olamıyor da. Dünyada da olamıyor. Evet. Bakın sadece politikalarla bunu yönetebilirsiniz. İran bir şeriat ülkesi. Mollalar rejimiyle yönetilen 1979'dan bu yana Mollalar rejimiyle yönetilen bir ülke. Bugün İran sineması dünyanın en önde gelen bağımsız sinemaların başında geliyor. Peki acaba bu
kadar yasağın olduğu bir ülkede nasıl oluyor da böyle şeyler? Yani o yasaklar yaratıcılığa mı neden oldu yoksa başka bir neden mi var? Tabii ki yasak her zaman, baskı her zaman yaratıcılığın şeyidir, kaynağıdır, tetikleyicisidir. Ama İran devleti ciddi bir politika yapıyor burada. Nedir? İran devleti stratejik alan olarak kabul etti şeyi, sinemayı. Ve o aykırı filmlerin büyük bölümünün %90'ını İran devleti destekliyor. Hatta kendi ülkesinde yasaklıyor. Evet. Ama Avrupa'ya gitmesini sağlıyor. Orada pazarlanmasını, oraya ulaşmasını sağlıyor. Bu dolaylı yapıyor bunu. Çünkü İran'ın o kara çarşafını dünyaya tek açabilen kapı sinema oldu. Evet. Bu çok önemli bir stratejidir. Kesinlikle. Şunu devletlerin veya da devleti elinde tutanların akıllarına iyi koyması lazım. Hiçbir güç sanatın sesini kesememiştir. Sanatı zapta rapta alamamıştır. Alamazdı. İmkan yok. Tabii. Yani sen burada baskıyı yaparsın. Başka o baskın yani. İçerisinden başka bir şey anlatır. Yine seni başka nokta önemli olan devletlerin bunun farkına vararak hiç olmazsa önünü açmasını sağlamak. Seni eleştirsin bırak. Yani beni eleştirmeyecek diye eleştirenin kapısını kapatayım diye bir kavram bir devlete yakışmaz. Eleştirecek seni. Ya çünkü eleştirmesen ne anlatacaksın ki? Oturalım, kalkalım, ne bileyim hükümeti övelim. Buyurun ya, öven bir havuz televizyon dünyası var ve hepsi övüyor. Bakıyorsun yani izlenme oranları. Onu diyecektim. Öven yapımların da ne kadar izlendiği de ortada. İzlenmiyor. Bu değişmeyen bir şeydir. Bakın 1940'larda, 1950'lerde, 1960-70'lerde ne kadar devlet baskısı, sanatı ne kadar köşeye sıkıştırmaya çalıştıysa o kadar karşı refleks gördü ve büyük şeyler çıktı. 70'lerin doğurduğu kavrama baktığınız zaman bir Yılmaz Güney gibi bir kavram tabii çıkar karşınıza. 40'ların karşı duruş, bastırma kavramına karşı baktığınız zaman Türkiye'nin edebiyatının devleri çıkmıştır. Nazımlar çıkmıştır, Ruhi Sular çıkmıştır, Zekeriya Serteller çıkmıştır. 1950'lerdeki Menderes döneminin baskılarına, zulümlerine baktığımız zaman 60 kuşağı denilen büyük bir kuşak yaratmıştır. Bunun farkına varmak gerekiyor. Yani bu sana faydası olan bir şey değil, tam tersi. Sana faydası olan şey eleştirilmeyi bile kabul eden bir kavramı koyduğunuz zaman meydana koyduğunuz zaman hiç olmasa takdir görürsünüz. Ya helal olsun. Eleştiriyi de şey yapıyor yani, bu destekliyor. Bu sözlerinizin anlaşılması dileğiyle gerçekten umarım, içten temennimiz. Ben son soruma geçmek istiyorum. Yeni projeniz var mı? Varsa kısaca bahsetmek isterseniz memnun oluruz. Bizde proje çok, yeni proje çok. Yüzleşmek, bu toplum yüzleşmesi gerekiyor kendisiyle. Halen daha onun üzerinde, hep bütün filmlerimde de onu yapmaya çalıştım. Hep de onu yapmaya çalışacağım. Yarım kalmış bir projem vardı. Savaş muhabirliği yaptığım dönemlerde yazdığım orkestra Irak ve Bağdat'ın bombalanması sırasında o dönem orayı anlatan bir dünyaca bir proje. Çöl orkestrası gibi bir orkestranın, senfoni orkestrasının o savaş bölgesinden tırla kurtarılmasına yönelik bir hikaye. Tam başlayacağımız dönemdi. IŞİD olayı çıktı 2014'te. Çölde yarım kaldı rüyamız. Hala orada o dünya diye düşünüyorum. Nasıl ki hala ışıklar sönmesini geçememiş bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin. 1995'te çektiğimiz ışıklar sönmesini henüz geçememiş. Orkestra Bağdat'ı da henüz geçememişiz. Bağdat'ın bombalandığı dönemi de henüz dünya geçebilmiş değil. Çünkü dünyanın geldiği nokta insanların
kendisini sorgulama, devletlerin kendisini sorgulama, biz ne yapıyoruz kavramına gelmesi gerekiyor. Yani diyalektiğin bir kavramı vardır, inkarın inkarı kavramı vardır diyalektikte. Her öz kendisini yok edecek şeyi kendi özünde doğurur kavramı ki evet. Doğru olmaya başlıyor. Dünyayı biz kendi kendimize yok etmeye başlayacağız ve yok edeceğiz. Yok ediyoruz da zaten. Onun için çevreyi, insanı, başka canlıyı, böceği, yılanı, atı, eşeği, bulutu, her şeyi yaşama dair görerek baktığımız zaman bir dünya yaratabiliriz. Ortak payda kültürünü geliştirmeyen toplumlarda demokrasi gelişemez. Biz ortak payda kültürünü kaybetmişiz. Körü körüne karşı durma, körü körüne savunma, körü körüne benim dediğim olsun kavramına geldiğimiz için de dünyayı tüketmiş durumdayız. Her şeyi tüketmiş. Bu kavram gelişmediği sürece demokrasiler de gelişemez. Son bölümümüz 7 soru 7 cevap köşesi. Hayatın basit zevkleri arasında asla vazgeçemeyeceğiniz ne var? Saz çalmak, türkü söylemek. Hangi konu açıldığında çok sıkılırsınız? İnsanın inanmadığı bir konuyu konuşmaya başlaması, taraf olması beni çok sıkan ve hemen orayı terk ettiğim tek alandır. Hayat felsefenizi nasıl bir cümleyle özetlersiniz? Her zaman yaşamı sorgulama. Kendinizde en sevmediğiniz yönünüz nedir? Çok fazla iyi niyetli olma. Mutlu olmak için neye ihtiyaç duyarsınız? Üretmeye ihtiyaç duyarım. Bugüne kadar aldığınız en tuhaf iltifat neydi? Oğlum deli misin? Niçin çektin bu filmi diye sorma iltifatı bana iltifat olarak gelmişti. Peki, kendi paranızla aldığınız ilk şey neydi? Ses kaydedebilen bir teyp almıştım kaset dinlemek için. Mahsun-u Şerif'i dinleyeyim diye. Çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür Çok ederim. Güzel bir söyleşi oldu olun, benim teşekkür için. Teşekkür ederim, sağ olun.